Evet, panik atak. Evet, panik atak. Kimilerine göre inanılmayan bir rahatsızlık aslında. Hani insanın kendi kendine yarattığı bir şey gibi gözüküyor. Öyle de olsa sonuçta çok kötü etkileri oluyor. O panik atağı da çeken bilir diyoruz. Tabii panik atak çok kötü bir şey. Mesela şimdi bazıları sosyal fobi, bazıları mesela asansöre binince korkuyor, ölüm korkusu sarıyor, evet. Asansöre binemiyor. Bazıları yükseğe çıkamıyor. Bazıları yattığı zaman nefes alamayacağını, öleceğini korkusuyla yatamıyor. Yani bunu tetikleyen sebepler ne? Her insanın beyninde takriben 80, 90 veya 100 milyar nöron dediğimiz sinir hücreleri var, sinirler var, hücre var. Bu hücrenin her sinir hücresi bir diğer sinir hücresiyle 10 milyar defa bağlantılı. Dünyadaki bütün internet şebekelerinden daha kompleks beynimiz. İşte burada bu bunlar neyle çalışıyor? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Yani B vitaminlerine sinir hücresi, sinir vitamini de denir. Evet. Sinirleri besleyen, beyni besleyen vitaminlerdir. Bu çok önemli. Vitaminler azaldığı zaman problemler başlar. Neden azalır? Bu önemli vitaminler bağırsaklarında problem varsa başlar. Bazıları diyor ki neden her şeyde bağırsak diyorsun? Nereden besleniyor insan? Uzaydan bir kaplola mı besleniyor? Değil mi? Bir yerden besleniyor insan. Nereden besleniyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire geliyor karaciğere. Karaciğerde yavaş yavaş bunu kana dönüştürüyor. Yani böyle besleniyor. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe etmezse nasıl beslenecek? Yani beslenme burada. Bağırsaktan başlıyor bütün problem. Her yer oradan başlıyor, her şey. Şimdi mesela beni bir hanımefendi aradı. Önce kız aradı. Dedi ki annemde panik atak var. Yataktan bile çıkamıyor Nazmiye Hanım. Yataktan çıkamıyor. Ölüm korkusu sarmış. Kadın evin içinde dolaşamıyor. Sokağa çıkmayı bırak. Çok kötü bir hastalık. Ölüm korkusu. Yatağın altından böyle bakıyor. Dedi ki ya çok kötü kadıncağız. Gülmeyin İbrahim Hocam. Yatağın altında ya ben kendim de yaşadım da bilirim ne olsun. Tedavi olmadığınız zaman tetikler yavaş yavaş. Tabii ki. Ne olacak annemin durumu? Dedim kabızlık var mı annenizde? Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Bağırsaklarla ilgisi her şey. Evet var. Çok iyi bildiniz ama var. Hiç kimse böyle bir şey dememişti. Kabızlık varsa depresyon var, panik atak var. Bağırsaklarda problem varsa panik atak olur. Neden? Çünkü yeterince vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Orada kokuşmalar, karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyle, kokuşmalarla, işte zehirli gazlarla, zehirli alkolle, hormonsuz maddeyle arıtmak için uğraşıyor. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanıyor, arıtamıyor. Aratamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyindeki hormon dengelerini bozuyor. Serotonin düşüyor, noradrenalin, dopamin vesaire vesaire. Hormonlar azalıyor. Kişi de başlıyor, delirmiyor. Yavaş yavaş, panik atak oluyor. Korku, panik. Problem değil dedik. Bağırsakları tedavi etmeden, iyileştirmeden bağırsaklarla ilgili, aloe vera, mideyle ilgili işte efendim lahanadan özel bir formülümüz var. Beyinle ilgili sarı kantaron. Şunu gördünüz. Ben mesela bunu aktardan aldım, getirdim. Sarı kantaronun çiçeği. Sarı kantaronun çiçeği sadece çiçeği İyi değil, doğru değil. Yani Türkiye'de yanlış yapılıyor. Sarı kantaronun çiçeğini satıyorlar. Oysa sarı kantaronun evet, yaprağı, gösterelim onu. Bunun sarı kantaronun birleşimindeki etken madde, flavonetlerin alt türevleri, efendim hiperisin, hipeforin, iki etken madde var. Beyne direkt etkileyen, hormonları düzenleyen, serotonin hormonunu artıran, noradrenalin hormonunu artıran, glutamatı. Yani bu... Bu panik atakla ilgili benim de bir şeyim var. Mesela benim yeğenimde oldu panik atak aylar önce. O kadar çok hastane ve doktor gezdik ki... Tabii ki benden de sağlık programı sunduğum için birçok hastaneye, doktora götürdüm. Dediğiniz gibi bağırsaklardan bir kişi şüphelendi. Onda da antibiyotik gibi bir şeyler verdi. O da onu mahvetti bünyesini. Antibiyotik daha kötü yapar. Evet. Ve hani MS hastalığından şüphelendiler. Allah'ım, o bir ay boyunca yani ben size diyeyim ki her gün doktordaydık. Panik atak teşhisini bir türlü koyamadılar. Ben açıkçası söylemiştim. Hani bana göre panik atak dedim. Onun bağırsaklarına da vuruyordu. Mesela çalışıyor iş yerinde. İşe gidecek. Giderken
servise bindiği an fenalaşıyordu. Ve gitmediği doktor kalmadı. En son işte gittiğimizde MS hastalığından şüphelendiler. Ben dedim MS hastalığı falan mümkün değil yani. Tam MS hastalığı birden olabilir de yani MS hastalığıyla ne ilgisi var? Çok sinirlenmiştim. Hatta burada buradan da söyleyeyim açıkçası. Sonra neyse işte dediğiniz gibi ilaçları kesti kız. Kendi kendine kesti. Çünkü şey yani yürüyecek hali kalmamaya başladı her gün. Bir hafta izin aldı. Bir hafta ikinci haftada işten atarlar yani sürekli sürekli. Evet o da bitkisel bir tedaviyle kendi kendine ama. Şu an iyi.